Merhabalar, bugün sizlerle Afyonkarahisar tarihi alanları gezeceğiz. İlk durağımız UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne adını yazmış olan Afyonkarahisar Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami'miz Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin eşsiz örneklerinden birisini barındırmaktadır. Cami'miz 1273 yılında Sahipada Nusrettin Hasan tarafından Mimar Emir Haç Bey'e yaptırılmıştır. Ve şimdi sizlerle neden UNESCO listesine camimiz girmiş onu göstermek için içeriye giriyoruz. Caminin içerisini incelediğimizde Anadolu Selçukluları ahşap işçiliğinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ileri olduğunu görebiliyoruz. Camimiz 5 sıra 40 ahşap sütundan oluşmaktadır. Ve sütun başlıkları tamamen sarkıt ve baklava dilimli yapılmıştır. Ve bu başlıkların her birinde çiçek motifleri bulunmakta ve bu motiflerin hepsi birbirinden farklıdır. Ayrıca ahşaplar üzerinde işlemeler ve sureler bulunmaktaysa da şu anda çok azını görebilmekteyiz. Caminin mermer kaplama mihrabı üzerinde de sureler ve yapım yılı yer almaktadır. Sıradaki durağımız şehre de ismini veren Karahisar Kalesi. Karahisar Kalesi 2. Mürşid zamanında 1350 yılında 226 metre yüksekte bulunan bir kaya üzerine yaptırılmıştır. Kalenin ilk ismi Hapanuva'dır. Anlamı tepede bulunan şehir. Daha sonrasında Frigler buraya Akronium adını vermiş ve bir kaya tapınağı eklemiştir. Roma ve Bizanslar döneminde de kullanılan tapınak 1. Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat zamanında devlet hazinesi olarak kullanıldığı için Hisar adı verilmiştir. Selçuklu vezirlerinden Sahipada Fahrettin Ali döneminde kalenin ismi Karahisar'ı sahip olmuştur. 1573 yılında burayı tamir ettiren 2. Selim ise burada yetişen afyondan dolayı kaleye Afyon Karahisar adı vermiştir.
Günümüzde aslında uygun olarak restore edilen hamamımız, sergi salonu, konferans salonu, atölyeler ve müze olarak kullanılmaktadır. Millet Hamamı Müzesi'nin içerisini gezdiğimizde Osmanlı kültürünün en önemli öğesi olan hamam kültürünü aslında uygun olarak yaşatılmaya çalıştığını görebiliyoruz. Millet Hamamı sadece ziyaretçilere açık olan bir müze değildir. Aynı zamanda içerisinde sergi salonu, konferans salonu, santranç atölyesi ve diğer atölyeler de bulunmaktadır. Millet Hamamı bir müze olmasının yanında sergi salonlarıyla, konferans salonuyla ve atölyeleriyle halkın hizmetindedir. Sıradaki durağımız Mevlevi mertebesinde Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar Mevlevihanesi'ndeyiz. Yanımda müze müdürümüz Hasan Bey bulunmakta. Sözü Hasan Bey'e bırakıyorum. Efendim hoş geldiniz. Kanal 3'de bu şekilde Mevlevihanemizin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii Afyonkarahisar Mevlevihanesi baktığımız zaman sizin de bahsettiğiniz gibi Konya'dan sonra kurulan ikinci Mevlevihane tarihte. Hazreti Mevlana sağlığında birkaç kez Afyonkarahisar'ı ziyaret ediyor. Sonrasında torunları Mutahhara Hatun ve Arif Çelebi 1200'lü yılların sonunda Afyonkarahisar'a yerleşerek ikinci Mevlevihane'yi burada açmışlar. Sonraki yüzyıllarda özellikle 1440-1540 arası yaşadığı bilinen Hazreti Mevlana'nın 7. kuşak torunu vardır. Mehmet Semai Çelebi. Fakat Mevlevilikte lakabıyla bilinir. Sultan Divani Hazretleri şeklinde. Sultan Divani döneminde Anadolu'yu gezen, Osmanlı coğrafyasının birçok yerini gezen, birçok yerde Mevlevihaneler açan bir kişi. Bugün mesela en çok bilinen İstanbul Galata Mevlevihanesi'nden tutun, Sakız Adası, Midilli Adası, Suriye'nin Lazkiye, Halep, Mısır, Kahire, Irak, Bağdat Mevlevihanelerinin bizzat kurucusu. Bu sebepten Mevlevilikte Pir-i Sani yani ikinci pir, ikinci kurucu olarak kabul edilir kendisi. Yine onun başlattığı güzel bir geleneği 500 yıldır bu dergahta devam ettiriyoruz ki bu da nedir? 40 adimli şifalı aşure töreni. Her yıl Muharrem ayının 10. günü, aşure gününü takip eden Cuma günü, Sultan Divani Hazretleri'nin İran'ın Meşhed şehrinde İmam Rıza Türbesi'nden getirdiği bir kazan vardır ki bu kazan hala da dergahımızın mutfak kısmında sergilenmekte. Bu kazanda mayası karılan aşure 40 kazana paylaştırılır ve bu 40 kazanda pişen aşure de yine burada toplanan binlerce kişiye ikram edilir. Hala da bu geleneği ne mutlu ki devam ettiriyoruz. Dergah yüzlerce yıl hizmet vermiş. 1902 yılında büyük yangın vardır. Afyon tarihinde büyük yangın diye geçer. Neredeyse 3 gün devam eden yangında 1200 civarında yapı. Ki bunların içinde işte Mevlevihane de var,
evler var, işte o dönem yaşayan azınlıkların kiliseleri var. Bir farklı yapılar tamamıyla yanmış. Ve sonrasında dergah 1906-1907 yıllarında dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yeniden inşa ettirilmiş. Onun şahsi servetinden bağışlarıyla, saray mimarlarını göndermesiyle bugünkü şekliyle yeniden inşa ettirilir ve yeniden hizmet vermeye devam eder. 1925 yılında Tekke Zaviyeler Kanunu gereği dergahlar kapanır. Uzun yıllar Afyonkarahisar Müftülüğü, şu an görmüş olduğunuz derviş odaları dediğimiz bölümlerde hizmet verir. Daha sonra Kur'an kursu olur, vakıflar aşevi olur ve en nihayetinde de 2008 yılında restore ettirilerek Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Mevlevihane Müzesi şeklinde ziyarete açıldı. Tabi dergahta neler var? Dergahta Matbaah-ı Şerif dediğimiz bölüm var. Matbaah-ı Şerif mutfak dediğimiz bölüm ki mutfak aynı zamanda sadece yemeğin piştiği yer değil, ham olan insanların piştiği, olgunlaştığı bir yer. Mevleviliğe son gelen, son intisap eden kişinin 1001 gün yani 3 yıl sürecek, neredeyse 3 yıl sürecek bir çile dönemi var ki çileden kasıt eziyet çekmek değil, nefsi terbiye etme dönemi. Bu dönemi tamamlayabilirse şayet çileyi tamamlamış bir Mevlevi dervişi olmaya hak kazanmıştır. Elbette ki çileyi tamamlayamayanlar da vardır ki bunlara da çileden çıktı deriz. Şu an tabii Türkçemizde çileden çıkma deyim bu şekilde dilimize geçmiş. Şayet çileyi doldurduysa bir derviş adayı, şu an görmüş olduğunuz odalarda, kendisine tahsis edilen odalarda kalabilir. Bekarsa şayet. Arzu ederse evlenir, yine ev açabilir dışarıda, yine dergaha hizmette bulunmaya devam edebilir. Tabii bu bölümler, derviş odaları bugün farklı şekillerde de yine döşendi. En başta Hosnişin makamı dediğimiz şu an yan taraftaki odamız ki Hosnişin dergahı idare eden, yöneten zat, Hazreti Mevlana'nın soyundan gelen bir kişi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra hücrenişin, yani hücre sahibi derviş demek, işte semanın canlandırıldığı mekan var ki, sema bir zikir çeşidi. Günümüzde maalesef düğünde, dernekte, turist karşılamada, dükkan açılışında farklı yerlerde görüyoruz. Fakat elbette ki bir gösteri değil, ulu orta yapılabilecek bir şey değil sema. Sema her şeyi dönete bahsettiğimiz gibi bir zikir çeşidi. Belli şekli, kuralı, kaidesi var ve yine Mevlevihanenin içinde yer alan semahanede yapılması gerekiyor. Bayan Çelebiler'in bulunduğunu görürüz Afyon Mevlevihanesi'nin tarihinde ki Destine Hatun ve Güneş Hatun isminde iki Bayan Çelebi 1600'lü yıllarda uzun yıllar dergahın mütevellisinde yani yönetiminde bulunmuşlar. Babaları dergahın şeyhidir, vefat eder. Yerine geçecek erkek evlat küçük yaşlardadır. O yetişinceye kadar iki kız kardeş uzun yıllar bu dergahı yönetmişler. Bugün onların türbeleri de caminin iç kısmındadır. Dergahlar geçtiğimiz yüzyıllarda adeta bir güzel sanatlar okulu gibi işler görmüş ki bugün baktığımız zaman Türk musikisinin ünlü bestekarları Şeyh Galip, Itri, Dede Efendi gibi simalar, yine ünlü hattatlar, neyzenler, işte Ebru'ydu, Esip, Minyatür gibi süsleme sanatçıları bu dergahlardan yetişmişler. Bu şekilde yine döşenmiş bir odamız var. Caminin iç kısmına bakacak olursanız yine türbe bölümleri var, cami bölümü ve semahane dediğimiz bölüm de burada bu kubbenin altında bulunuyor ki bu yönüyle de dergahlar arasındaki hemen hemen tek Mevlevihane diyebiliriz. Diğer dergahlarda mescit cami bölümü ayrıdır, türbe bölümü ayrıdır, semahane bölümü ayrıdır ama Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nde tek kubbe altında bu yapılar birleştirilmiş. Bunun yanı sıra yine vatan şairi Namık Kemal'in annesi Fatma Zehra Hanım'ın kabrinin de yine burada bulunduğunu, dergahta bulunduğunu görüyoruz ki Namık Kemal'in dedesi, annesinin babası Abdüllatif Paşa 1847'de Afyon Mutasarrıfı, bugünkü valisine denk gelen bir makam.
Tabii kızı genç yaşta vefat ediyor. Abdüllatif Paşa'nın Mevlevi olduğu için de buraya defnettirilmiş. Ve Namık Kemal o yıllarda 6-7 yaşlarında bir çocuk. Onun da çocukluğunun 3-4 yılı bu dergahta Mevlevi dedelerinin arasında geçtiğini onunla ilgili biyografik kitaplardan biliyoruz, okuduk. Tabii dergah yüz binlerce ziyaretçiye erişti. Uzun yıllardır Afyonkarahisar'ın en çok ziyaret edilen mekanı olma özelliğini de taşıyor. Bu tür yayınların da elbette ki tanıtıma büyük katkısı var. Televizyonlar özellikle gerek şehirde gerek şehir dışında ve dünyada pek çok kişiye hitap ediyor ve bu şekilde de Afyon Mevlevihanesi geniş kitlelere tanıtım şansına erişiyor. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Evet, Afyon'un tarihini gezmeye devam ediyoruz ve şu anda Taşan'dayız. Diğer adıyla Hoca Üveys Hanı olan bina, Kadı Abdullah Efendi tarafından 17. yüzyılda Yemenici esnafının katkılarıyla yaptırılmıştır. Binamız moloz taştan yapılmıştır, iki katlıdır. Etraftaki odalar ortadaki bir avluya açılmaktadır. Günümüzde bu yapı tamamen turistik amaçla kullanılmakta. Yandaki odalarda ve üst katında hediyelik eşyalar ve orta avlu kısmında çay bahçesi ve kafe olarak işletilmektedir. Afyonkarahisar denince konaklardan bahsetmemek olmaz. Afyonkarahisar'da günümüzde 400'den fazla ev, sit alanı kabul edilmekte ve korunmaktadır. Bu evlerden yaklaşık 200 tanesi restore edilmiştir. Ve bazı konaklar da, mesela şu anda içinde bulunduğunuz Benlioğlu Konağı gibi konaklar da turizme kazandırılmıştır. Şu an içinde bulunduğunuz Benlioğlu Konağı 112 yıllık bir konaktır ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gastronomi konağı olarak yeniden restore edilmiştir. Tabii burada Afyonkarahisar'ın biliyorsunuz Türkiye'deki 4 tane gastronomi şehirlerinden bir tanesi olduğunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi bu konaklarda önemli olan noktamız şudur. Bu konaklar eski Türk evlerini çok güzel bize yansıtmaktadır. Eski Türk evlerinde aileler tek başlarına değil, çekirdek bir aile olarak değil, büyük bir aile olarak yaşamaktalardı. Mesela şu an içinde bulunduğumuz ana salon tüm ailenin toplaştığı, birlikte yemek yediği, sohbet ettiği ortamdır. Alt katında mutfak bulunmaktadır. Ayrıca her köşelerde odalarımız bulunmaktadır. Bu odaların her biri çekirdek aileler tarafından kullanılmaktadır. Yani her odanın içinde kendine ait banyosu, yüklüğü ve yatakları bulunan odalardır bu odalarımız. Şu anda gastronomi konağının içindeki Koçutepe odasındayız. Ayrıca gastronomi konağında her odaya Afyonkarahisar'a özgü isimler verilmiş. Mesela Filigri odası, Koçutepe odası gibi isimler var. Koçutepe odası normalde burası bir ailenin yaşadığı bir oda. Ancak şu anda burası restoran olarak işletildiği için tabii bir yemek masamız var. Burada görmemiz gereken özellikle her odada şöminemiz var. Her odada dolaplarımız var ve bu dolaplar bazıları banyo olarak kullanılıyor, bazıları yüklük olarak kullanılıyor. Kısacası yemeğini yiyen aileler akşamları odalarına çekiliyorlar ve burada çoluk çocuk çekirdek bir aile kalıyor. Aynı zamanda gastronomi konağımızda ve diğer Afyonkarahisar'daki konaklarda turizme açılmış olan konaklarımızda da Afyonkarahisar'a özgü yemekleri bulabilirsiniz.
Mesela kesinlikle denemeniz gereken Afyon kebabı ve keşkeyi kesinlikle denemelisiniz. Evet, gezimizin devamında Afyonkarahisar'ın ana meydanı olan Anıt Park'tayız. Zafer Müzesi'nin karşısında bulunan Anıt Park'ta, parka da adını veren, aynı zamanda meydana da adını veren Utku Anıtı'nın önündeyiz. Utku Anıtı, Avustralyalı heykeltıraş Hendrik Krippelsman tarafından yapılmıştır ve 1936 yılında İsmet İnönü'nde katıldığı büyük bir törenle açılmıştır. Anıt'ta galip gelen Türk askeri ve altında yeniden düşman askerinin bulunduğu taş kaydın üzerinde bronz bir heykel vardır. Aynı zamanda taş kaydın etrafında savaşı betimleyen bronz kabartmalar bulunmaktadır. Evet, Afyonkarahisar şehir turumuzun son durağı olarak Akarçay Kültür Parkı'ndayız. Akarçay Kültür Parkı, Aksu Nehri'nin kenarında geniş bir alana ayrılmıştır. Ve bu alanda çocuk parklarıyla, kafeteryalarıyla ve mesire alanlarıyla ailenizle veya arkadaşlarınızla gelip hoşça vakit geçirebileceğiniz bir yerdir. Aynı şekilde gördüğünüz yürüyüş yollarıyla burada sporlar yapabilirsiniz, tekne gezilerine çıkabilir ve su sporlarına katılabilirsiniz. Ayrıca bazı zamanlarda çeşitli şenliklerle de burada hoşça vakit geçirebilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir programla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.